Bünyemiz yeni iklime uyum sağlarken bağışıklığımız biraz düşer. Güneş yüzünü gösterdi. Havalar iyiden iyiye ısınmaya başladı. Halsizlik, bitkinlik, biraz da miskinlik aslında bahar yorgunluğunun habercisi. Bahar aylarını küçük beslenme öneriyle daha zinde karşılamak da mümkün. Nasıl mı? İşte yanıtı. Çinko ve C vitamini takviyesini çok öneriyorum. Bunu da en kolay alabilecekleri besin yumurta. Haftada en az 5 kere falan yumurta yemelerini tavsiye ediyorum. Yanına da C vitamini takviyesi olarak yani yumurta ile birlikte mesela bir domates, limonlu bir domates olabilir, biber olabilir. Bahar aylarını hem hafif hem de zinde karşılamanın en etkili formüllerinden biri yulaf ezmesi. Toksinlerin atılmasını sağladığı gibi kan şekerini dengeleme özelliğine de sahip. Önerilense yulafın sabah kahvaltılarında sütle, yoğurtla, kuru meyvelerle tüketilmesi. Emilimi çok rahattır ama kan şekerini hızla yükseltmediği için zayıflamaya da yardımcıdır. Liflerden zengindir. Ispanak, semizotu, maydanoz, dereotu, marul. İşte o yeşil sebzelerde bahar aylarında soframızda eksik etmememiz gerekenlerden hem ödem attırıyor hem de içeriğindeki C vitaminleriyle bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bu yüzden de sofralarımızda daima olması öneriliyor. Meyve ve sebzelerin en koyu renklilerini tercih ederlerse bu demektir ki antioksidanlardan o kadar zengin. C vitaminimizi aldık, sebzemizi yedik, işte evet. Lifimizi aldık. Enerji için mi? Akşam öğününde eksik olmaması gereken evet. Bir şey et değil mi? Tokluk açısından çok iyi. Bir de tabii etteki demir çok kıymetli. Başka hiçbir şey de yok maalesef ki. Unutkanlıktan ve halsizlikten kurtulmamız için hem B12'ye hem de demire ihtiyacımız var. İşte bunların ikisini de içinde bulunduran besinlerden biri kırmızı et. O yüzden de bahar aylarında biraz daha fazla tüketilmesi öneriliyor. Öğünlerin en az birinde et grubundan bir besin olması en önemli önerilerin başında. Toksinlerden arınıp daha enerjik hissetmek için ara öğünleri de ihmal etmemeli. Süt veya ayran olabilir. Ama bunun içerisine kefir olabilir mesela. Bunun içerisine bir miktar keten tohumu eklemelerini tavsiye ediyorum. Altın süt dediğimiz bir süt. Zerdeçal var ve zencefil var. Bahar yorgunluğundan kurtulmak için önemli ipuçlarından biri de basit şekerden uzak durmak ve bolca su tüketmek. Tatlı krizleri için de formüller var. Donduruyoruz muzları, doğrayıp donduruyoruz. İçine istediğiniz herhangi bir meyveyi blenderda karıştırdığınızda, mesela biraz da hurma attığınızda şahane ve çocuklara bile hitap edebilecek nefis bir dondurma.